meslektaşlarım. Bu biraz zor oluyor bu pazartesi günleri bu saatte. Zahmet ettiniz geldiniz. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım bu geldiğinize değer gelecek. Böyle şenlikli, bilgili falan bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, ben aramızda bilenler falan da vardır. Son 15 yıldan beri bu bilinç problemiyle ilgileniyorum. Bu bilinç problemi dediğimiz problem oldukça kompleks bir problem. Böyle bir tek bir problemden ibaret bir şey değil. Ve psikiyatriyi de çok yakını ilgilendiriyor. Tıbbı birazdan belki açıklanabilir. Ama ciddi bir şekilde henüz bilim öncesi bir safhada bilinçle ilgili araştırmalar. Evet, bilinçle, bilince ilişkin şu anda yapılan ampirik çalışmalar da var nörobilim, nörosans çerçevesinde. Fakat henüz tartışma daha çok filozofik bir boyutta yer alıyor diyebiliriz. Nedir bilinçle ilgili tartışmalar dediğimiz zaman, bilincin bir kere kompleks bir fenomen, kompleks bir problem olduğunu düşünmemiz lazım. Bu problem birçok yan problemlerle şey yapıyor, ilişkili bir şekilde devreye giriyor. Fakat bilincin en önemli problemi filozof, Avustralyalı filozof David Chalmers'ın heart problem dediği bir problem. Şimdi bunu, bu problemleri, bunları filan bir sene evvel bana anlat deseydiniz böyle anlatamazdım. Olayları anlayabilmek çok zaman alıyor. 15 yıl sonra ancak olayı çok basit bir şekilde ifade etme imkanını buluyorsunuz. Şimdi bu David Chalmers'ın ağır problem dediği problem tabii bilinç tartışmalarının merkezinde. Bu tartışmalarda bilincin dokusuyla, nasıl diyelim, nasıl bir şeyle ilgili olduğuyla alakalı. Yani her şeyden evvel bilincin, bilinç dediğimiz şeyin bir tür, hani fizikten bildiğimiz atomlar, moleküller gibi, madde, enerji filan gibi bir strüktürü, bir dokusu var mı problemi? Yoksa bu fizik bilimi tarafından incelenemeyen bir özellik mi? Buradan girebiliriz ağır problemin ne olduğunu. Bunu basit bir şekilde anlatmanın sonunda yolunu buldum. Defalarca böyle başarısız anlatmalardan sonra en kolay anlatmanın şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi bizim nörolog arkadaşlar, diğer arkadaşlar mesela, bütün tıp mensupları bilir. Fantom ağrılar dediğimiz durumlar var. Fantom ağrılarda hastanın kolu kopmuştur. Değil mi? Mesela. Fakat der ki elim ağrıyor. Elimde ağrı var. El yok ortalıkta. Ağrı hissini şurada duyuyor. Şimdi o ağrı hissine konsantre olalım. Şeylerle, işte efendime söyleyeyim, çeşitli fiziksel ölçüm aletleriyle bakalım. Hastanın tarif ettiği o ağrı hissinin olduğu yerde herhangi bir fiziksel rastlılıkla karşılaşmıyoruz. Sebebi ne? Az çok bir açıklamamız var. Beyinde şeyin, söz konusu organın, diyelim sol kolun, temsil edildiği alanlar var biliyorsunuz. S1'de ve motor kortekste temsil edildiği alanlar var. Vücutta bir organ kaybı olduğu zaman beyin bu organla ilgili haritaları, o organın kendisinde temsil edildiği haritaları değiştirmeye başlıyor. Yeni duruma uygun bir şekilde. Ve nörel bir aktivasyon meydana geliyor. İşte fantom ağrıların bu beyindeki nörel aktivasyona bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülüyor bugün. Kabul edilen teori bu. Fakat dikkat ederseniz burada bir ampirik eşleme yapıyoruz. Yani diyoruz ki beyinde nöral bir olay oldu, burada da fantom ağrı ortaya çıktı. Bu ikisi arasında bir korelasyon var.
Şimdi burada iki problem var. Bir tanesi fantom ağrı dediğimiz ağrı. Hakikaten onun dokusu ne? Fiziksel bir şey mi? Fizik bilimi tarafından incelenebilir bir şey mi? Yoksa fizik biliminin araştıramayacağı bir şey mi? İki, beyindeki nörol aktivitelerle bunların birlikte ortaya çıktığını, bazı nörol aktivitelerle birlikte ortaya çıktığını biliyoruz. Ama bunlar arasındaki ilişki ne? Beyindeki nörol aktiviteler fantom ağrılara neden mi oluyor? Yoksa, çok tuhaf gelecek ama bunlar ikisi de bir ve aynı şey. Esas problem burada düğümleniyor. Şimdi soruya çeşitli filozoflar değişik cevaplar vermeye çalışıyorlar. Tabii bu şekilde ifade etmiyorlar filozoflar. Daha kendi tekniklerinden gelen, kendi düşünme tarzlarından gelen şekilde ifade etmeye çalışıyorlar. Bu şey yapılacağı gibi, hemen anlayabileceğimiz gibi klasik dualizm, etkileşimci dualizm filan gibi. Yani Descartes bunu bir şekilde düşünen tözle işte efendim maddenin etkileşimi şeklinde koymuştu. Onunla bağlantılı gibi gözüküyor. Şimdi şeyler tabii bu Descartes'ten şey etkileşimci dualizm denilen, ikilikçilik denilen durum bugün kabul gören bir teori değil. Çok kolay eleştirilebiliyor filan. Bunu bir tarafa çıkartıyoruz. Burada geriye yani tabii hala o konuda tamamen kapanmış filan değil. O konuda da tartışmalar sürüyor. Geriye 3 tane tez kalıyor. Bu tezlerden bir tanesi fizikalizm denilen tez. Fizikalizm dediği zaman insanlar şunu kastediyorlar. Yani eski materyalizm diyebileceğimiz bir tez bu. Eskiden materyalizm denilen tez. Bugün daha çok fizikalizm deniyor. Yani maddenin bir töz olarak tarif edilmesi imkansız gibi durduğundan fiziğin incelediği alanına giren şey bir anlamda maddenin yerini alıyor. Dolayısıyla fizikalizm dediğimiz zaman fizik bilimini temel alarak açıklayabildiğimiz durumlar. Fizikalistlere göre evrendeki her şey fiziksel olarak açıklanabilir. Bunlara ne de dahil oluyor o zaman? Bu fenomenel yaşantılar, eksperyanslar da dahil oluyor. Değil mi? Hastanın kolundaki, olmayan kolundaki ağrı. Şimdi bunu savunan mesela Porchorstrand adı verilen bir şey var. Bu nörofilozofi denilen bir akım var. Onun kurucularından bir tanesi. O diyor ki, şimdi şeyde felsefe tarihinde son zamanlarda Nagel diye bir filozof epey etkili oldu ve fenomenel bilinci, fenomenel yaşantıları, yaşantı demek yahut experience demek zaten fenomenalliği içeriyor ama vurguyu kuvvetlendiriyoruz. Fenomenel bilinci oluşturan şeylerin Nagel şöyle anlatmak istedi. Yani bu fizikalistlere karşı dedi ki ya bu fiziğin ifade edemediği bir şey daha var bu evrende. Kimyayla ifade edilemeyen bir başka şey daha var dedi. Mesela yarası olmak nasıl bir şeydir? Bu soruyu bütün fizik, kimya bilgilerimize sahip olsak dahi yarası olma deneyiminin, eksperyansının nasıl bir şey olduğunu asla bilemeyiz. Buna karşılık Porchorstrand diyor ki, dedi ki, şimdi dedi, benim aşırı iletken olmam için, aşırı iletkenlikle ilgili fiziksel teorinin benim için doğru olması lazım. Benim için doğru olduğu zaman ben fiziksel aşırı iletken olurum. Ya hamile olmak nasıl bir şeydir? Hamile olmakla ilgili fiziksel teori benim için doğru olduğu zaman ben hamile olmanın nasıl bir şey olduğunu bilebilirim. Fakat
burada bence Churchland bir mantıki kaydırma yapıyor. Çünkü gibi olmak, like to be diyebileceğimiz şey şöyle bir şey. Yani bilgisayarla ilgili teori, fiziksel teori benim için de doğru olsa bilgisayar olmak nasıl bir şeydir sorusunu soramıyorum. Buna karşılık yarasayla ilgili olarak bu soruyu sorabiliyorum. Nagel'in demek istediği şey buydu. Bazı şeyler için, masa için masa gibi olmak ne demektir diye bir soru soramazken yarasa gibi olmak ne demektir sorusunu sorduğuma göre. Demek ki masada olmayan ama yarasada olduğunu düşündüğümüz bütün fiziksel özelliklerine sahip olsa dahi, bilsek dahi anlayamadığımız bir özellik var. Bu burada ikinci fizikalist şeylerden bir tanesi de şu, fizikalist teorilerden bir tanesi de şu, Daniel Dennett şey yapıyor. İşte diyor Daniel Dennett, yıldız nedir? Güneş nedir? İşte güneş sıcak füzyon olaylarının olduğu bir tür hidrojen bombası. Güneşi açıkladık mı? İşte efendim söyleyeyim, su dediğimiz şey nedir? H2O molekülleridir. Kırmızı eksperyansı dediğim şey de beynimin belli bir bölgesindeki elektrik nöral aktivasyonlardır. Yani bir indirgemeyle, fiziksel olana indirgemeyle ben bu bilinç problemini çözerim, dedi. Churchland ve Dennett bu konularda anlaşıyorlar ikisi de. Fakat Dennett'in yanıldığı bir nokta var. Su dediğimiz şeyin H2O olduğunu söylemiyoruz aslında. Bilim suyun H2O olduğunu söylemez. Bilim bizde su eksperyansına neden olan fizikselin ne olduğunu açıklar. Yani biz her zaman bir eksperyansla karşı karşıyayız. O eksperyansa neden olan şeyi açıklıyor fizik. O eksperyansın kendisini açıklamıyor. Veyahut da şu masa aslında buradaki fizikselin, bu masa dediğim şey, buradaki fizikselin bende meydana getirdiği fenomenler, bu masayla ilgili fenomenel bir yaşantı. Esas masa böyle değil. Değil mi? Biliyoruz ki büyük boşluklar içeriyor bu masa. Biz bunu doluluk olarak görüyoruz ama masa, hani sıkıştırsanız bunun içerisindeki madde bir toplu iğne başı gibi olmaz. Hani kara delikler nasıl oluşuyor değil mi? İçindeki boşluğu kaybediyor, kara delikler oluşuyor. Yani şu masa dediğim şey aslında bu masanın bendeki yaşantısı. Dolayısıyla her iki argümanda, fizikalist argümanda bana yeterli gözükmüyor. Bunun bir tane epifenomenalist argüman var. Diyor ki beynimdeki nöral aktiviteler fenomenel yaşantılara neden oldu? Üçüncüsü özdeşlik tezi diyebileceğimiz. Ama bu fizikalist özdeşlik tezinden farklı. Bu indirgemeci bir fizikalizm. Bunu ayırt etmek için ontolojik özdeşlik tezi diyebiliriz buna. Ontolojik özdeşlik tezi ise bunların bu fenomenel yaşantılarla fiziksel olayların varlığın derin bir katmanında, fizik bilimiyle ifade edilemeyecek bir katmanında aynı şey oldu. Şimdi bu şeyi, beynin gölgelerini yazdığım sırada ben çok iyi karar verememiştim bunların arasında. Fakat kitabı yazarken şeyi fark ettim ki epifenomenizm paradoksa götürüyor. Özdeşlik tezi birçok problemi çözüyor. Dolayısıyla şimdi yayın evinde kitap çıkacak, bir bütün her şeyi derleyen toplayan çok açık bir şekilde bu özdeşlik tezini, ontolojik özdeşlik tezini ifade eden bir nokta. Yani şu demek oluyor, beyninizdeki nöral aktivitelerle kolu kopan hastanın burasında hissettiği ağrı hissi, ağrı
deneyimi, yaşantısı bir ve aynı şeydir. Bu ilk bakışta paradoksal gözükebilir, olacak iş gibi değil gibi gözükebilir ama kuantum mekaniğini filan bilenler bu tipte paradoksal gibi görünen şeylerin şey olduğunu, pekala geçerli olduğunu düşünürler. Şimdi felsefe ile bilim arasındaki bu tipte çalışmalara artık günümüzde proto-science, ön bilim denmeye başladı. Yani hem felsefenin içindesiniz ama aynı zamanda bilimle beraber iş görüyorsunuz. Bunlara ön bilimsel çalışmalar filan deniyor. Şimdi olayı bu hale getirdikten sonra bilincin başka bir yönüyle ilgilenmeye çalıştı. Bu başka yönde, şeyde, madde ve manada bir zamanlar, daha eski bir çalışma olan madde ve manada ileri sürdüğüm, düşündüğüm, çalıştığım bir başka problemdi. Bunu da bilincin içeriği diye düşünebiliriz. Bakın, önce bilincin dokusunu araştırdık. Bu fiziksel bir şey mi? Fiziksel şeylerin alakası ne? Gibi başka bir şeyle şey yaptık. Bir de şimdi bilincin kontentiyle ilgileniyor, içeriğiyle ilgili. Yani bilincin fonksiyonel bir şey olup olmadığıyla alakalı olarak çalışacağız. Nasıl çalışacağız? Şimdi bu problemi şöyle kısaca ifade edeyim. Problemi iyi ifade ettiğimiz zaman zaten yolu almamız kolay olacak. Ne yapmak istiyorum? Madde ve manada ne yapmak istedim? Şimdi bu meyanda ne yapmak istiyorum? Yani eğer bir 10 sene, 15 sene daha Allah ömür verir de yaşarsak bunu yapmaya çalışıyorum ama madde ve manadan şey yapacağız. Şimdi madde ve manada yapmak istediğim şeyi basitçe şöyle ifade edebiliriz. 19. yüzyılın sonu itibariyle insan bilimlerinde, kültür bilimlerinde filan artık ne derseniz çünkü bu isimler çok değişiyor. Biz kültür bilimleri diyelim. Kültür bilimleriyle doğa bilimleri arasında bir metodoloji tartışması başladı. Comte'un pozitivizm adı verilen bir yaklaşım var. Biz diyor kültür bilimlerinde, insan bilimlerinde o zaman da doğa bilimi almış başını gidiyor. Bu doğa biliminin yöntemlerini kullanalım. Nedir? Açıklama. Buna karşılık Alman filozof ve filozof diyelim, evet. Dilthey. T'den sonra E var. Öyle mi? Tabii tabii. L-T-E. Nasıl? T'den sonra E var. Sonundaki harf E olacak. Ha, E. Dilthey. Ay beni de şaşırttınız ya. T'den sonra İ var. T'den sonra İ var. T-H-Y. T-H-Y. Evet, Dilthey. Şimdi Dilthey de dedi ki, şey dedi, hayır dedi, insan bilimlerinde esas mesele böyle açıklamak değildir, anlamaktır. Ne anlayacağız anlamaktan? Mesela Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u niye aldı? Değil mi? Dikkat ederseniz burada doğa bilimlerinde olmayan bir insan edimini anlamak diyebileceğimiz bir şey devreye girmeye başlıyor. Ve insan bilimleri ya da kültür bilimleri Dilthey'e göre açıklamaya değil anlamaya dayanmalı. Bunun için de önerdiği yöntem hermeneutik. Hermeneutiğin ne olduğuna sonra döneriz. Ama bu yaklaşım bize iki epistemik nesne, iki bilgi nesnesi arasındaki bir fark olduğunu
düşündük. Şimdi insan edimlerinde anlamaya çalıştığımız nedir? Bilinçli diyeceğim buna. Bilinçli edim. Akt. Başka nedir? Yani burada bir amaç vardır. Bilinçli bir amaç vardır. Ondan sonra ne olabilir? Esas önemlisi, önemli olan bir tanesi, insan edimlerinde bir rasyonalite ararız. Rasyonalitenin pek çok tanımı var tabii. Ama bilhassa ben insan edimleri açısından ele alarak rasyonaliteyi amacına uygun olmak. Yani eğer ben buradan Fransa'ya gitmek istiyorsam tutup New York'a giden bir bilet almamalıyım. Bu rasyonel olmaz. Değil mi? Rasyonaliteyi amacına, maksadına uygun davranışlar olarak düşündüm, ifade ettim, formüle ettim. Rasyonalite problemimiz var burada. Ayrıca yani zaten rasyonel davranmayan, birçok filozof diyor ki, rasyonel davranmayan bir ajanın şeyini, davranışlarını yorumlayarak anlayamayız. Yani ne demek? Adam New York'a bilet almışsa bizim yorumumuz ne olacaktır? Adam New York'a gitmek istiyor olacaktır. Bizim onun nasıl amacının olduğunu anlayabilmemiz filan için her şeyden evvel o kişinin rasyonel bir davranış içinde olması lazım. Rasyonel olmayan bir davranışı anlayamayız noktasına gidiyor. Bir başka nokta anlam problemi. Şimdi bu anlam problemi epey derin bir problem tabii. Yani şeyin, insan davranışlarının bir anlamı oldu. Bir şeyi mean ettiği, bir şeye şey yaptı. Yani şimdi ben gözlüğe doğru elimi uzatıyorum. Değil mi? Bu gözlüğe doğru elimin uzatılması fiziksel bir hareket. Fiziksel hareketler nasıl meydana gelir? Konum ve momentumu olur fiziksellerin. O konum ve momentumlar nedensel olarak bu fiziksel harekete neden olur. Bunun bir anlamı yoktur fiziksel hareketin. Oysa ki anlam dediğimiz şey, biz fiziksel, Saffet Bey işte gözlüğe uzanıyor. Demek ki bunun arkasında bir amaç, bir şey var. Gözlüğünü eline almak istiyoruz. Değil mi? Buna karşılık çok derinlemesine şey yapmadım ama beynin gölgelerinde epey etraflıca bu rasyonalite meselesi filan epey etraflıca incelenmiştir. Buna karşılık açıklama söz konusu olduğunda neyle karşılaşıyoruz? Bilinçsiz artık edim değil, olay. Değil mi? Artık olay oluyor. Yani nedir? Göktaşı düştü. Bu bir olaydır, bir edim değildir. Akt değildir. Değil mi? Ve herhangi bir bilinci falan yoktur. Keza anlamsız, amaçsızdır. Yani göktaşı 5-10 tane adam öldürün diye düşmüyor gökten, bir amacı, bir şey yok. Anlamsız, anlamı yok. Rasyonel olması, amaç olmadığına göre rasyonelite de yok. Tabii ki burada bir şeyi de şey yapalım, normativite de insan davranışı için söz konusu. Niye? Yani bir şey rasyonel olabilir, yeterince rasyonel olabilir, rasyonel olmayabilir ama bunların hepsini insan davranışı bakımından ifade ederiz. Oysa ki açıklamada böyle bir rasyonaliteyle, yani
Rasyonelitesi olmamak, irrasyonel olmak anlamına değil. Rasyonelite bir parametre değil. Keza dolayısıyla normativite de bir parametre değil. Yani göktaşının düşmesi kendi başına ele alındığında bizim ona yaklaşımımızdan bağımsız olarak ele alındığında normatif bir şey değildir. Normativiteyi burada bir şey olarak kullanamayız. İşte böylelikle maddeyle bilinçli insan edimi arasında ciddi bir kopuş olduğu fikri egemen oluyor. Madde ve manada göstermek istediğim bir şey vardı. Comte'la Diltay'ın arasında veyahut da bilinçsiz olayla bilinçli edim arasında bunları araştırma, hermeneutikle açıklama arasında telaffuz edebileceğimiz bir ara alan daha olduğunu düşündüm. Bu da biyolojik fonksiyonalizm dediğimiz zaman. Şimdi nedir biyolojik fonksiyonalizm? Şimdi biz biyologlar olarak iki şekilde olayları şey yapıyoruz. İşte hemoglobin oksijenle nasıl bağlanıyor? Hangi bağlar devreye giriyor? Şu bu filan. Burada fizikçi, kimyacı gibi çalışıyoruz. Nasıl oluyor bu iş? Ama aynı zamanda bir başka sorumuz var. Bu oksijenin vücuttaki fonksiyonu ne, işlevi ne? Ne yapıyor yani bu? Niye hemoglobinle o bağlanıyor? Bakın dikkat ederseniz niye sorusunu soruyoruz. Bu doğru bir soru mu burada? Yani biyoloji felsefesi açısından doğru bir soru mu? Çünkü bir maksat yok yani gibi duruyor. Ama birdenbire bir niye sorusu devreye giriyor. Dikkat ederseniz. Bunu basitçe şöyle de anlatabilirim size. Şimdi şeyi burada bir yumurtayı aldım, eve götürmek istiyorum. Bu yumurtayı bir şeyin içerisine işte kırılmayacak bir işte kağıtlarla pamukların arasına koyarım. Daha da korumak istersem bir kutunun içerisine koyarım. Bu amacın bakımından rasyonel midir? Bu ortaya çıkan şey rasyoneldir. Oysa benim beynim oldukça hayati bir organ. Eğer zedelenirse hayatta kalmam yahut da hayatta kalsam dahi ciddi bir şekilde hasar görmeden hayatta kalmam imkansız. Dolayısıyla bu hayati organın kalın bir kafatasının içerisinde korunması ve çeşitli zarlarla kaplanması rasyoneldir. Rasyonel bir şey. Tıpkı yumurtayı götürdüğümüz şeydeki gibi. Fakat burada bu rasyonelitenin ortaya çıkmasında herhangi bir arkasında şey yok evrim teorisine göre. Tasarım yok. Bu biyolojik evrimin kendi şeyi içerisinde, kendi dinamikleri içerisinde tabii ki epey bir zarar ziyan verdikten sonra, bir sürü kafatası parçalandıktan, beyin bilmem ne olduktan sonra giderek yerleşmiş biyolojik bir özellik. Demek ki rasyonelite şuradaki bilinçsiz, amaçsız, anlamsız süreçlerden çok zor da olsa ortaya çıkabiliyor. Demek ki rasyonelite sadece evrim teorisi, biyolojik evrim, Darwin teorisi ve neo-Darwinizm sadece bize yeni türlerin ortaya çıkmasını değil, rasyonelitenin de ortaya çıkmasını, rasyonel şeylerin de ortaya çıkmasını açıklıyor. Ama enteresan bir şekilde bu rasyonelitenin arkasında bilinçli edim yok.
iki alan arasında yeni bir düşünce tarzı geliştirebilir miyiz? Yeni bir sürekliliği sağlayacak cansız maddeyle insan arasındaki bilinçli bilinç arasındaki sürekliliği sağlayabilecek yeni bir araç geniş olarak hepsini birden içeri alacak veyahut da insanın bilinçli rasyonalitesiyle bilinçsiz rasyonaliteyi bir arada ifade etmemize imkan verecek yeni bir düşünme tarzı geliştirebilir miyiz? İşte madde ve manada bu problemi ele alarak naturalist hermeneutik adını verdiğim bir yöntem geliştirmeye çalıştım. Yani hermeneutiği klasik olarak sadece insan, kültür bilmem değil filan gibi alanların incelenmesiyle sınırlı bir alan olarak değil, bir şekilde biyolojik fonksiyonalizmi de içine katacak geniş bir anlamda yeniden tanımlayabilme imkanım olabilir mi diye düşündüm. Bu konuda çaba harcamaya çalıştım. Amacım ne? Niye yapıyorum bunu? Çünkü amacım bilincin fonksiyonunu anlamak. Bilincin biyolojik fonksiyonu. Niye biz bilinçliyiz? Niye rasyonel bir bilincimiz var? Şimdi şöylece bir baktığımız zaman, yani demek ki problemi böyle koymaya, naturalist bir hermeneutik geliştirmeye, bu naturalist hermeneutinin içerisinde insan bilinçli edimini de kültürlerini filan da bunların içerisinde mütalaa etmeye imkan verecek bir genel naturalizm ki adına naturalist hermeneutik koymaya çalıştım. Doğru yanlış bilmiyorum ama sevgili arkadaşlar bu işler şöyle oluyor. Yani uğraşıyorsunuz, 15 sene uğraşıyorsunuz, 20 sene uğraşıyorsunuz. Bilmem onu oradan alıyorsunuz, bunu buradan alıyorsunuz, öyle koyuyorsunuz. Bir yerde bir klik ediyor. Nasıl oluyor? O olu veriyor yani, o oradan çıkıyor ama onu kurcalamanız lazım bu sırada. Buradan da, bu kurcalamalardan da öyle çekeceğiz, buraya koyacağız, düşüneceğiz, yanlış söyleyeceğiz, doğru söyleyeceğiz filan ama bir yere doğru gideceğiz yani. Hedefimiz olacak yani. İşte buradan da bilincin fonksiyonunu çıkarmaya bilincin fonksiyonu ne? Bilinç ne işe yarıyor? Şimdi türümüzün özelliklerine, biyolojik türümüzün özelliklerine baktığımız zaman en çarpıcı özelliğimiz çok yüksek bir adaptasyon gücümüzün olması. Yani gezegenin her tarafında yaşayabiliyoruz. Suyun altında, suyun üstünde, şurada, burada, bütün diğer biyolojik türler üzerinde akıl almaz bir egemenlik kurduk. Hatta uzayda dahi yaşayabiliyoruz. Acaba şimdi bütün bu gelişmeler ki birazdan konuşacağız. 50 bin yıl önce hakikaten insan beyninde 50-60 bin yıl evvel çok ciddi bir değişiklik olduğu düşünülüyor. 50-60 bin sene önceki insanın yapabileceği bir şey değil. Son 60 bin yıllık biyolojik evrim sırasında bu özellik çıktı ortaya. Birazdan onlara bahsedeceğiz. Şimdi bu özellik sayesinde birdenbire biyolojik evrimi müthiş bir şekilde hızlandırabilmeyi başardık. Niye? Şimdi bir türü alın, Alaska'ya koyun. Hasbelkader orada yaşayacak. İşte 2 milyon sene sonra tüyleri uzamış, bilmem şöyle olmuş. Falan bir tür gelişir. Değil mi? Oraya adapte olmuş bir tür gelişir. Halbuki insan 10 sene sonra o tüyleri kendisine yani şey yapar, yapar yani. O zaman biz biyolojik evrimi büyük bir hızla şey yapıyoruz, geliştiriyoruz.
yeni tüyler de kazanabiliyoruz. İşte efendime söyleyeyim, kanatlarımız yok, kanatlarımız da çıkıyor. İşte solungaçlarımız yok, solungaç da yapabiliyoruz. Yani biyolojik evrimin milyarlarca yıllık da ve çok büyük bir şeyle, harcamayla birçok birey telef oluyor filan. Bütün bunları çok hızlı bir şekilde az bedel ödeyerek ve büyük bir süratle yapabiliyoruz. Biyolojik evrimi acayip hızlandırdı. Hatta bazıları diyorlar ki işte bu yapay zekayı yaptık. Tamam, yani öyle bir evrim ki yani bizden çok daha zeki bir türü hakikaten bilinçli olarak yaratıyoruz. Şimdi bilincin buradaki fonksiyonun bunu böyle olduğunu düşünebiliriz. Yani şimdi burada dil çok önemli, birazdan göreceğiz. Dil çok önemli, dil fonksiyonu çok önemli. Ama aynı zamanda tabii ki bilinç dediğimiz durumda çok önemli bir işleve sahip. Bu işlevin ne olduğunu aydınlatmaya çalışacağım. İşte bu ve bir seans daha yapacağız. Ondan sonraki seansta bu problemi çözmeye çalışacağım. Şimdi bu dedik ki kültür ve doğa olayları ve kültürel edimler. Şimdi biraz kültürle başlayalım. Hani bizim kültürle en çok ilgilenen meslektaşımız Sigmund Freud olduğu için Freud'un bazı tespitlerinden yola çıkalım, onun anlayışından yola çıkalım ve kültürü kavramaya biraz psikanalizin kuruşu Freud'un açısından yaklaşmaya çalışalım. Bakalım oradan o Freud'un kavramaya çalıştığı, onun yorumsamacı tekniğiyle kavramaya çalıştığı şeyle bu biyolojik fonksiyonalizm arasında nasıl bağlantılar kurulabilir? Topu biraz ayağımızdan açtık, yetişeceğiz. Şimdi bakın, Freud sanırım 1905 Totem ve Tabu'yu yazdı. Totem ve Tabu, aslında Freud hiçbir zaman Oidipus kompleksini şey olarak yazmamıştır. Tek bir makale, tek bir kitap olarak spesifik bir şey yoktur Oidipus kompleksiyle ilgili. Fakat bütün eserine yayılmış bir konsepsiyondur Oidipus kompleksi. Yani tek başına hiçbir makalesinde falan şu Oidipus kompleksini şey yapmamıştır. Belki Ego ve İd'de biraz Oidipus kompleksi nispeten daha şey yok. Şimdi Totem ve Tabu'da ilkel kabile dediği bir kabileyi tasarlıyor Freud. Bu ilkel kabile de müstebit böyle bütün kadınları ve bütün imkanları elinde tutan bir baba ve bunun karşısında diş bileyen o şeylere, babanın egemenliğine ve şeyine karşı bir konspirasyon, bir fesat içerisinde olan kardeşler topluluğu ve bu kardeşler topluluğu bir şekilde babayı öldürüyorlar ve babanın kendi aralarında bir düzen kuruyorlar. Ensest yasağını getiriyorlar. Yani herkes kadınları kendi arasında paylaşıyor ve bir başkasının kadınıyla bilmem nesiyle ilişki kurulmayacak falan bir düzen getiriyorlar. Fakat babalarını da bir şekilde totemleştiriyorlar, tanrılaştırıyorlar. Ama aynı zamanda da bir tabu, ensest tabusu da yerleşmiş oluyor. Aşağı yukarı Freud'un Totem ve Tabu'da anlattığı şey bu. Tabii böyle bir Totem ve Tabu'da anlatıldığı gibi bir olay çok büyük bir ihtimalle insanlık tarihinde olmadı. Olduysa da çok büyük bir etkisi olmamıştır. Freud burada
daha mitolojik bir şekilde, bir hikaye şeklinde insanlığın kaderiyle ilgili bir şeyler söylemek istiyor. Fakat bu dönemi Freud'un şeyine, sözüne ettiği bu ilksel kabileyi, ilkel kabileyi daha iyi anlamak için biraz atalarımızın gelişimine bakalım. Şimdi tabii Homo sapiens denilen tür, yani biz, bizim türümüzden alıyorum. Daha öncesine de belki gideriz. Homo sapiens aşağı yukarı 150-200 binlik bir tarihi var gezegende. 150-200 bin yıl kadar evvel ortaya çıktığına dair belirtiler var. Ve hani çok da gelişmiş bir tür değil. Fakat bundan 50-60 bin yıl önce şeyde, Homo sapiens'te ciddi bir değişiklik olduğuna dair belirtiler var. Şimdi bakın, dikkat ederseniz insan 150-200 bin senedir anatomik hiçbir değişikliğe sahip değil. Yani 200 bin sene belki insanı bir o şeye koysanız, şuraya getirseniz hiçbir farkı olmaz. Bizlerden bir farkı olmaz tabii, tıraş edersiniz falan. Anatomik bir farkı yok. Fakat şimdi diğer türlerden farklı davranmaya başlıyor Homo sapiens. Diğer biyolojik türlerin hiçbirisinin yapmadığı şeyleri yapıyor. Mesela Homo habilis 1 milyon boyunca, yıl boyunca aynı taşıyla mutlu. Bütün yaptığı iş aynı şekilde bir taş yontmaydı. Old Vice sanatı derler buna. Old Vice sanatıyla bir taş yonttu. Fakat insan da son 50 bin yıl içinde, ki şey tarihini, evrim tarihini filan hesaba kattığınız zaman bu olağanüstü kısa bir zamandır. Birdenbire hızla teknolojiyi geliştirmeye başladı. Büyük organizasyonlar kurmaya başladı. Sosyal organizasyonlar kurmaya başladı. Bu hani Afrika'nın kıyısında, köşesinde kalmış 3-5 tane işte böyle maymundan biraz daha hallice hayvanın yapabileceği bir iş değil gibi yani. 10 bin sene evvel insana baksalar işte herhalde 1 milyon sene sonra adam olur derken birdenbire bir bakıyorsunuz müthiş bir atılım gösteriyor insan. Hızla teknolojisi iyileşmeye başlıyor. Hızla sanat eserleri üretmeye başlıyor. İşte mağara resimleri olsun, küçük heykelcikler olsun, sanat üretmeye başlıyor. Ve bir şekilde bir dini var bu insanların. Bir animizm geliştiriyorlar. Hala dış dünya korku verici, tehlikeli. Kendilerinin ruhu olduğu gibi bütün varlıkların da ruhu olduğuna inanıyorlar. Animizm giderek şamanizme gelişiyor. Şamanizmde işte bir takım güçleri filan atalarla, ruhlarla ilişkiye geçmeyi işte bir takım şamanlar şey yapıyor. Bu şamanizm malum Hristiyanlıkta filan yasaklanıyor. Şamanizm denilen şeyler ortaya çıkıyor. Bunlar cadılar olarak değerlendiriliyorlar. İşte büyü, falcılık filan gibi sanatlarla meşguller filan, cadılık çıkıyor ortaya. Tabii diyor ki tarih kitapları, papalar, kardinaller filan bu şamanist gelenekleri, cadılık filan diye yasaklarlarken kendileri de bir yandan gizli gizli bu şaman geleneklerini, büyüleri yapar dururlarmış yani. Şimdi tabii Freud'un sözünü ettiği dönem aşağı yukarı şöyle bir dönem. Demek ki 50 bin yıldan sonraki bir dönem. Şimdi 11 bin yıl önce son, biz şu anda bir buzul çağının içerisindeyiz.
ve interglasyal periyottayız. Yani şöyle, buzul çağları böyle 2-3 milyon sene süren çağlar ama aralarında böyle nispeten sıcak dönemleri imkan veriyorlar. Biz de şu anda bir son buzul çağının interglasyal periyodunun içindeyiz. 50 bin yıl sonra, en geç 50 bin yıl sonra buzların geri deneyeceği düşünülüyor. 11 bin yıl evvel interglasyal periyoda girdiğimizden beri buzlar çekildi. Buzlar çekilince insanlar tarım kültürlerine doğru yaklaşmaya, işte Nil Havzası'nda olsun, Ganj Nehri'nde olsun, Mezopotamya'da olsun, Çin'de, şeyde, Aztekler bilmem neler bir medeniyet oluşturmaya başladılar. Bir tarım kültürü kurmaya başladılar. İşte Freud'un sözünü ettiği insan henüz bu tarım kültürüne geçmemiş nomadlardan oluşuyor. Muhtemelen pagan özellikler de taşıyor ama paganizme birazdan şey yapacağım, söz edeceğim. İşte bu animistik, şamanistik dönemin insanları. Ve dolayısıyla Freud'un bu atayı, öldürülen atayı şey olarak kabul etmesi, totem olarak kabul ettiklerini söylemesi ilginç bir şey. Ama bu Oidipus, Oidipal durumun şeyini, kültürel macerasını daha yakından incelemeye devam edelim. Freud'unki bir kurguydu. Şeyi biraz evvel söylediğim gibi, bu insandaki son mutasyon çok büyük bir ihtimalle. Hani zekası açıldı filan, aletler filan yapabiliyor diyoruz. Esas önemli olan sosyal zekasında çok büyük gelişim var insanların. Komünikasyon, işbirliği, kooperasyon bunlar katlanarak gidiyor. Yani normalde bizimki kadar beyni olan bir primat 200 kişiyle ilişki içinde olabilir. 200 kişilik bir kabile içerisinde yaşayabilir. Halbuki biz milyonlarca insanın bir arada yaşadığı organizasyonlar kuruyoruz. Bu akıl almaz bir patlama. Ve insan prefrontal korteksinin gelişmesiyle alakalı. Prefrontal korteksin peki bağlantıların, konnektivitenin artmasıyla bağlantı. Bakın şöyle diyelim. Prefrontal görüyoruz. Hatırlarsanız prefrontal lob santral görüsün önünde kalan bölge ve burası çok çeşitli fonksiyonlarla fonksiyonları var. Karar alma, duyguların kontrolü, uzun dönemli hedefleri koyma ama bütün bunların yanında sosyal zeka. Sosyal zeka, tıp tarihine geçmiş önemli vaka. Pineal gate, burası şeyi prefrontal korteksi hasarlandıktan sonra biliyorsunuz herhangi bir kognitif defisi göstermemesine rağmen ciddi bir sosyal zeka kaybına uğradı ve sosyal davranışları bozulmaya, şey yapmaya başladı. O zamandan beri biliyoruz ki bu araya prefrontal korteks sosyal zekayla da ciddi bir şekilde işe. Peki, evet, böyle bir şeyden geçtikten sonra kral Oidipal durumun izini sürmeye devam ediyoruz. Biraz Sofokles'in kral Oidipus'undan da bahsedelim isterseniz. Malum kral Oidipus babasını öldürür ve annesiyle yatar. İki tane büyük suç. Ama aslında konunun uzmanı Yunan mitolojisi uzmanları burada Yunan mitolojisinin bu bağında Yunanlıların şu problemden ilgilendiğini söylüyorlar. Freud gibi yani burada insan dürtülerini, insan şeylerini görmekten ziyade kaderin yerine getiren bir insan yine de suçlu mudur? Bu problemi göz önüne alıyor eski Yunanlılar Sofokles mitinde. Ama Freud burada tabii ki şeyi ilksel içgüdüleri falan görecektir. Şimdi bu dönemin eski Yunan'ın şeyine baktığımızda
nasıl bir kültürel organizasyonu olduğunu incelediğimizde şöyle bir yapıyla karşılaşıyoruz. Bakın, insanlar geldi. Buzul çağı interglasyal periyoda girdi. Nil'de, Mezopotamya'da, bilhassa Mezopotamya'da Sümer uygarlığı kuruldu. İşte şeyde, Hindistan'da, Çin'de, Amerika'da Mayalar, İnkalar filan. Böyle son 7-8 bin yıl içerisinde acayip gelişen bir şey var. Tarım kültürleri gelişiyor, büyük imparatorluklar kuruluyor, inançlar, politeizm. Politeizm aslına bakarsanız oturup bir kişinin bir anda icat ettiği bir durum değil. Yani birisi oturup da hadi bir politeist din icat edeyim diye o icat etmiyor. Özellikle Sümerlilerde başlayan bir şey. Şimdi tabii ki Babil olsun, diğer işte o dönemin şehirleri olsun bilmem ne falan. Aslında tek anne babanından doğmuş, akrabalardan doğmuş insanların çoğalmasıyla oluşmuyor. Bir takım kabileler geliyor, bir takım sülaleler geliyor, bir takım şeyler geliyor. Giderek şehir, hani şehre göç oluyor ya, şehir büyümeye başlıyor. Herkes kendi tanrısını alıp geliyor şehre. O şu tanrıyı getiriyor, bu tanrıyı getiriyor filan. Böyle derken insanlar birbirlerinin kavga edip savaş etmeye dediğin yollardır herhalde. Bakıyorlar bu işin içinden çıkılmıyor. Seninki de tanrı, benimki de tanrı deyip şeyi işte politeizm dediğimiz durumu oluşturuyorlar. Bir tür laik bir düzen yani oluşturuyorlar. Şimdi eski Yunan'ın özelliğine baktığımız zaman, yani bu son 7-8 bin ki geçtir diğer yani Sümerlilerle, hatta Hintlerle, Mısırlılarla filan karşılaştığımız zaman çok geç bir uygarlık, eski Yunan uygarlığı. Özelliği ne? Niye hala Yunan uygarlığı diyoruz? Hepsinde tanrı var, hepsinde şiir var, müzik var, destan var, şu var, bu var. Hangi bizim Afrodit şeyden iştardan daha mı güzel? Onun için mi şey olduk yani? Ne derler buna? Devam edemiyor. Ondan dolayı değil. Eski Yunan'ın bir özelliği var. İspat değil. Yani bir laf ettin miydi onu kanıtlayacaksın. Değil mi? Eski Yunan'da da matematik var. Ama ilk defa Öklit'le beraber İspat fikri gelişiyor. İşte bu daha sonra yani tabii üstüne bir silindir gibi Hristiyanlık geçtikten sonra ama Galilei'den Kopernikus'tan işte daha aydınlanmaya kadar böyle ve ispat fikrinin şeyini egemenliğini şu gün dünyada görüyoruz yani işte adamlar iyiler yani denebilecek bir şey yok. Evet. Demek ki eski Yunan'da geçmiş bu kral Oidipus mitini biraz anladıktan sonra da Marduk'tan da bahsedecektim ama Marduk'u boş verin atlayalım. Yani demek ki bu şey çok dinlilik, çok tanrılılık dediğim şey kozmopolit kültürlerin ürünü. Bir kozmopolit kültürde Roma İmparatorluğu. Roma. Roma'ya geldiğimiz zaman şöyle bir şeyden karşılaşıyoruz. Evet, bunlar da politeist filan. Fakat Roma'nın özelliği kibir, değil mi? Gurur, debdebe, gösteriş, kahramanlık ve burada Roma'nın bu bütün bu özellikleriyle bağdaşan bir Oidipus hikayesini de Shakespeare'in Julius Caesar hikaye
şeyinde buluyoruz. Oyununda buluyoruz. Julius Caesar tipik bir Oedipus hikayesi aslında. Çok tipik değilse bile. Oedipal bir hikaye. Gerçek Caesar'a, tarihe dönelim. Olay şöyle zuhur ediyor. Eski Yunan'da. İşte Caesar, Julius Caesar, zaferle hiç yenilmemiş komutan, şeye geliyor, Roma'ya geri dönüyor. Ve Roma halkı tarafından müthiş bir şey görüyor, taltif görüyor filan. Bir tür popülizm Roma'da şeyin ki. Yani nasıl diyelim, Platon'un pek kızacağı bir durum söz konusu. Ve bütün elitler rahatsız olmaya başlıyor. Bütün elitlerin rahatsız olmasının arkasında aslında çok psikolojik diyebileceğimiz, sadece demokrasi elden gidiyor gibi ifade edemeyeceğimiz durumlar var. Mesela Julius Caesar Cassius'a teşekkür etmişti. Bu çok anlaşılabilir bir şey gibi gelmiyor bize. Allah Allah, adam teşekkür etmiş. Cassius'un niye şey? Biz mesela bizim yanımızda çalışan hizmetlilere filan teşekkür ederiz. Romalı bir soylu bir Romalı soyluya teşekkür etmez. İkisi de Roma için çalışıyordur. Ve daha önemlisi Brutus. Julius Caesar çok çapkın bir adam. Öyle diyor tarihçiler. Birçok kadınla ilişkisi olmuş falan. Bunlardan bir tanesi de Brutus'un annesi. Ve hatta Brutus'un annesi için işte Caesar'ın hayatının aşkıydı deniyor. Ve Brutus'un Caesar'ın gayrimeşru çocuğu olduğuna dair yaygın bir söylenti var. Bu söylenti Brutus'u ciddi bir şekilde rahatsız ediyor, gururunu rencide eden bir şey. Ve Caesar'ın son günlerini incelediğimiz zaman Caesar sürekli olarak diğer soyluları küçümsemeye başladı. Onları eziyor. Geri çeviriyor. Adam yerine koymuyor filan. En son öldürüleceği gün Senato'ya girerken kendisine çeşitli şekillerde kendisiyle ilgili bir konspirasyon, bir fesat olduğu söylenmesine rağmen korumalarını dışarıda bırakarak Senato'ya giriyor. Müthiş bir hakaret. Sizden korkmuyorum yani. Peki gurur, meydan okuma, bütün bunlar değil mi? Roma'da doğruluğuna çıkmış bütün bu özellikler nerede? Sadece Roma'da mı var? Çin'den filan bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Çağdaşımız, kuzenlerimiz, şempanzelerden bahsedeceğim. Şempanzelerde en popüler şempanzenin veyahut da en başa şempanzenin kim olduğunu araştırmak için konuyla ilgili insanlar sadece en çok hangi şempanzeye bakıldığına dikkat ediyorlar. Değil mi? İnsan toplumlarında da öyle değil midir? En baştaki, en önemli insan, en çok göz altında olan insandır. Herkesin dikkati onun üstündedir. Herkes onun ne yaptığına, ne ettiğiyle çok daha ilgilidir. Büyük göz altında yaşıyor yani şempanzeler. Fakat şempanzeler. Fakat aynı zamanda iki tane şempanze karşılıklı böyle bir patikada karşı karşıya geldi miydi? Toplumun üst katmanlarındaki şempanze ilerlerken alt katmandan bir şempanze
yolunu değiştirmek ona yol vermek zorundadır. Onun karşısında eziktir yani. Bu bize Dostoyevski'nin Yer Altından notlarında bir pasajı hatırlatır. Bir subayla sokakta defalarca karşılaşmasını, her seferinde onun yol vermesini beklerken kendisine egemen olarak ona yol vermesini ben hırslanır. Yani onun karşısında niye ezik hissediyordur Dostoyevski? Değil mi? Yer altından mı? Şempanzeler de herhalde böyle bir şey yapıyorlar. Bütün bunların arkasında geyiklere bakalım. Aslında geyikler birbirleriyle, ya çok hayvan, birbirleriyle savaşmaz, dövüşmez. Tabii kadınlar işte harem kurma zamanları bilmem ne filan. O zaman da geyikler karşı karşıya geçip birbirlerini anırırlar. O anırma sırasında kim şey yaparsa, mağlubiyeti kabul ederse, ezikliği kabul ederse, diğer taraf geriye çekilir. Yani o taraf geriye çekilir ve şey yapar. Dikkat ederseniz bütün burada kibir, gururun temellerini görüyoruz. Yani karşısındakini daha dövüşmeden, şey yapmadan ezme. Julius Caesar karşısındakileri küçümseyerek hem bir yandan onlarda hırs, öfke duyguları uyandırmıştı. Ama aynı zamanda belki de bunun son şansı olduğunu da biliyordu. Yani arenada matadorlar boğayı iyice ezdikten sonra kılıcını ve şeyini bırakıp boğanın karşısında durmazlar mı? Tamamen zaferlerini göstermek için. Hiç silahım yok. Sen yine de bir şey yapamıyorsun. Müthiş bir meydan okudu. İşte Julius Caesar da bunu yapmaya çalıştı. Büyük ihtimalle. Yani korumalarını dışarıda bıraktı. Ve eğer ona herhangi bir şey yapamasaydı diğer soylular, işte Freud'un kastrasyon dediği durum hasıl olacaktı. Şimdi sevgili meslektaşlar, burada şeyi görüyoruz. İnsan kültürlerindeki dinamiklerle beraber hani şeyleri nasıl diyelim, diğer türlerde doğru kaydığımızda benzeri şeyleri görmeye, tarihin değişik dönemlerinde aynı temaların defalarca karşımıza çıktığını görüyoruz. Biraz da bir canlı olmayandan, bir molekülden bahsedelim. Q-beta bakteriyofaj virüsü. Biliyorsunuz bugünkü konvansiyona göre Q-beta virüsler canlı olarak kabul edilmiyor. Olduğunu söyleyenler de vardır herhalde de. Ergün konsepsiyon, virüslerin canlı olmadığı. Niye? Metabolizmaları yok. Virüsler, işte içerdikleri DNA ya da yani bir tane zar var, o zarın içerisinde de RNA molekülü var, biliyorsunuz yani anlatmama gerek yok. İşte Q-beta bakteriyofaj virüsü de bir RNA'sı var, bakterinin içerisine girdi miydi, onun metabolizmasını kullanarak kendisi çoğalıyor, bakteri de ölüyor. Ama bu arada virüs çoğalmış oluyor. Şimdi Q bakteriyofaj virüsünü bir şeyin içerisine aldım. Deney tüpünün içerisine aldım. Ve 100 tane de deney tüpü dahil aldım. Q bakteriyofaj virüsünü deney tüplerinin içerisinde de çeşitli şeyin, RNA molekülünün yapısına giren şeyler, moleküller ve enerji, belli bir enerji var. Burada Q bakteriyofaj virüsü çoğalacaktır.
Fakat çoğalırken de belli mutasyonlara uğrayacak. Bu materyali, bu virüsü ikinci tüpe, daha sonra orada çoğaldıktan sonra üçüncü tüpe geçiriyoruz. 100 tane tüpü şey yapana kadar. Bakteriyofaj virüsü mutasyona uğrayacaktır. Bu mutant moleküller, RNA molekülleri, artık burada canlıdan bahsetmiyoruz, basit bir molekülden bahsediyoruz. Bu molekül her bir geçişte mutant moleküller geçecek ve bu mutant moleküller içerisinde çevredeki maddeyi en iyi tüketen, en hızlı tüketen, enerjiyi en hızlı tüketen DNA molekülü, RNA molekülü diğer moleküllere karşısında avantaj sağlayacak, onların çoğalmasını bloke edecektir. Dolayısıyla canlılık öncesi bir doğal seleksiyon ve bir evrim meydana gelir. Yüzüncü şeye geldiğiniz zaman molekül, RNA molekülü, orijinal molekülden çok daha kısalmış. Buna karşılık söz konusu ortamda çoğalma kapasitesi çok artmış. Yani duruma adapte olmuş. Buna karşılık bakteriyofaj özelliğini kaybetmiştir. Yeni bir moleküle dönüşmüştür. Mutant molekül. Şimdi bu mutant molekülün ilk Oidipus olduğunu düşünebilir miyiz? Ne de olsa öldürdükleri kendi ebeveyni olan moleküller. Canlılık dediğimiz olay, bir tür yarışı, rekabeti beraberinde getiriyor. Albert Einstein 1905 yılında fotoelektrik olayı buldu. Fotoelektrik olay, fotonların elektronlara çarpmasıyla onların enerji düzeylerini yükseltmesi. Niels Bohr bunu kararlı atom modeline uyguladı falan. Şimdi bu fotoelektrik etkinin bizimle ne alakası var? Bizimle alakası şu. Güneşten gelen fotonlar yeşil yapraklı bitkilerde bizim fotosentez dediğimiz olayı meydana getirirler. Fotosentez olayı dediğim şey bir fotoelektrik etkidir aslında. Einstein'ın 1905'te bulduğu olaydır. İki tane böyle bir durumda yani ATP molekülü, adenozin trifosfat molekülü meydana gelir bu süreçte. İşte insanlık, bütün canlılık bu enerji düzeyi yükselmiş elektronlar için savaşır. Bu elektronları elde edenler yaşamda kalma şansı artar. Bu elektronlara sahip olamayan telef olur giderler. Dolayısıyla birkaç elektron için bir sürü cinayetin dünyanın işlendiğini görüyoruz. Evet, birkaç dolar için değil de birkaç elektron için yani. Şimdi gezegenimizdeki bu olaylar doğal olaylar. Peki biz bunlara niye bu doğal olayların bazılarına niye kötü diyoruz?
Biraz ensest yasağından bahsetmek istiyorum ve parantozitten, ebeveyn katlinden. Şimdi Oidipus kompleksinin en temel şeylerinden bir tanesi, ögelerinden bir tanesi ensest yasağı. Ensest yasağıyla ilgili çeşitli teoriler var. Yani insanlarda niye ensest yasak? Tanrı'nın buyruğu deseniz, daha önce Hammurabi de yasaklı. Hammurabi kanunlarında da var filan. Yani Musa'dan çok önce var. Şimdi burada bazı görüşler var. Diyorlar ki, eğer diyorlar bu doğal bir eğilim olsaydı, insanda sembolik bir yasağa ne gerek var? Yani kimse bize çürük yumurta yemeyi yasaklamıyor. Sembolik bir yasak olmuyor. Yemeye kalktığınız zaman mideniz bulanıyor. Değil mi? Peki eğer doğal olarak bir ensesten iğrenme varsa ayrıca yasağa ne gerek var? Yani Claude Lévi-Strauss ve işte biraz da Jacques Lacan'dan da belki bahsedilebilir. Burada kültürün kurucu yasasını görüyor. Fakat eğer insanlar ensest yasağını uygulamasaydı, şu anda hani diyoruz ya akraba evliliklerinden sakat çocuklar var. İşte sakat çocuklar da olmasın diye şey yapıldı, ensest yasağı çıktı deniyor falan. Buna karşılık da diyorlar ki uzun zaman ensest yasağı uygulanmasaydı ne olacaktı? Bu sakat genler zaten elemine olacaktı. Bugünkü ensest yasağı ensestten dolayı kimse sakat kalmayacaktı. Bu uzun zaman, yani bugün ensestten dolayı sakat kalınmasının nedeni uzun zamandan beri ensest yasağının uygulanması. Şimdi bence Lévi-Strauss'un getirdiği çözüm güzeldir, hoştur. Yani tam böyle getirmiyor belki ama ensest yasağı egzogamiyle, dış evlilikle yapılışır. Yani şöyle diyelim, kendi kızı veya kardeşini bir başka sının kızıyla ya da kardeşiyle değiş tokuş eder. Bu akrabalık yapılarının doğmasına neden olur. Böylelikle şeyler arasında, çeşitli kabileler arasında güç birlikleri, şeyler, ittifaklar falan kurulur diyor Lévi-Strauss. Şimdi şöyle geriye dönük olarak düşünelim. Bu yasağı koymayan durumlarda, koyulmadığı durumlarda çok büyük bir ihtimalle koymayan kabileler ve koyan kabileler çok daha fazla dayanışmacı ve büyük gruplar oluştuklarından diğerlerini telef edeceklerdir. Dolayısıyla Darwinci düşünceyi bu sistematiğe oturttuğumuz zaman bir şekilde evrimsel bir avantaj sağladığını görüyoruz ensest yasağı kullananların. Peki ebeveyn şeyine gelelim, öldürmesinin yasaklanmasına, parantositin yasaklanmasına. İşte Musa'nın 10 emirden, işte Konfüçyüs'e, işte Hammurabi kanunlarına kadar bütün güçler, tanrılar, bilmem neler, hep ebeveynden yanadır. Hep ebeveynin baskısını, bilmem nesini kabul edilmesinden yanadır. Bunun nedeni ne? Niye bu aynı zamanda, yani yaşlılık süresi en uzun tür insan? Produktif olmasını ve reproduktif olmasının dönemlerini geçirmesine rağmen insanlar yaşamaya devam ediyor. Niye? Bunlar ayrı bir problem. Ama insanın biraz evvel sözünü ettiğimiz büyük kapasitesi, insanın prematür doğumuyla, tam olarak olgunlaşmamış doğumuyla alakalı. İnsan diğer primatlardan, mesela maymunlardan farklı olarak gelişiminin önemli bir bölümünü intrauterin ekstrauterin yaşamda
tamamlar. Ve dolayısıyla beyninin gelişimi sosyal bir çevre içerisinde meydana gelir. Fakat insan yavrusunun bu prematür doğumu, yardıma ve desteğe ihtiyaç duyan erken doğumu, annesi tarafından özellikle bakılmasına, destek görmesine, ama annesi de bu arada kendisini şey yapamayacağı için, beslemekte zorluk çekeceği için, babanın desteğine ihtiyaç veya erkeğin desteğine ihtiyaç duyar. Dolayısıyla insan türü östrus siklusundan menstrus siklusuna geçmiştir. Yani kızışmalar, hayvanlarda gördüğümüz kızışmalar değil, menstruasyon görme şeklinde ve dolayısıyla yılın her döneminde seksüel olarak aktif olma özelliğine sahiptir insan dişisi. Bu erkek ile kadın arasındaki yakınlaşmayı sağlayan bir şey. Hem buradan baktığınız zaman olayın gelişimindeki anne ve babanın çocuğun varlığında anne ve babanın varlığında, hem de aynı zamanda biz kültür kurmuş bir türüz. Buradan da baktığınız zaman insanların uzun yaşaması genç nesillere önemli bir şekilde bildiği aktarabilmelerini sağlıyor. Bunlar göz önüne alındığında ebeveyn katlinin yasaklanması çok rahatlıkla açıklanabilir bir durum oluyor. Şimdi müsaade ederseniz konuşmamı burada tamamlamak istiyorum. Çünkü ben bunu iki bölümlü bir konuşma olarak düşündüm. Daha sonra Nietzsche, egzistansiyalizm filan gibi konulara girerek bu konuşmayı sürdürmek ve bilincin anlamını, önemini filan orada şey yapmak istiyorum. Artık onu tekrar şey yaparız, planlarız, programlarız. Bir şeyle, bilinç niye şey yapıyor, yani fonksiyonel önemi ne, onu da bir daha şeyde yaparız. Ama bitirmeden evvel şöyle diyeyim. Ben bugüne kadar işte ihtiyarlıktan bahsettik ya, ihtiyarlığın önemine. Yaşlanana kadar kimseye doğru yol nedir, yanlış yol nedir filan gösterecek durumda hissetmemiştim kendimi. Ama galiba uzunca bir zaman bu dünyanın vatandaşı olduktan sonra bir şeyi fark ediyor insan. Yani bu anlattığımız hikayede, insanın hikayesinde, insanın odiseyi aslında. Gördüğümüz şey, insanın bütün bu kültürel yolculuğu sırasında çok temel bir yabancılaşma yaşadı. Bu yabancılaşma, şöyle bir yabancılaşma. Yani hiçbir koyun, kuzu, keçi neyse, atomun çekirdeğinin proton ve nötronlardan oluştuğunu bilmeyecek. Ama sanırım biz onların bildiği bir şey olur. Bu bilgi bizim nefes alıp verirken bildiğimiz tarzda, mesela nefes alıp vermeyi bir şekilde kognitif veyahut konseptüel olarak bilmiyoruz. Doğal olarak sahiden her halimizden belli oluyor ki biz bunu biliyoruz. İşte hayvanların bildiği başka bir şey, atalarımız, animist atalarımızın bildiği bir şeyden çok yakınlaşıyor. O da belki şöyle ifade edilebilir. Doğanın bir parçası olduğunu, tabii kognitif olarak biliyoruz. Ama yaşarken hakikaten hissediyor muyuz? Hadi bunu çok moda ifade ediliş tarzlarından birine sıkıştırarak söyleyeyim. Bizde ve bizim aracılığımızda doğanın çalıştığını unuttuk. Zannederim Spinoza'nın özgürlük zorunluluğun bilincinde olmaktır derken kastettiği şey bu. Teşekkür ederim. Sorular var.
varsa şey yapalım ya da bir ara verelim sonra mı soralım? Yönet Hanım siz. Sorularla devam edelim istersen. Yani. Çünkü belki daha fazla zaman açısından. Bir şey söyleyebilir miyim? Tamam. Yani hiç şimdi aklıma geldi. Çok böyle çok ham ve çok şey bir şey olabilir ama. En baştaki şu anlam ve açıklama arasındaki mesele senin de çok iyi tarif ettiğin bu ayrık beyin meselesiyle çok ilişkili bir şey gibi geliverdi bana birdenbire şimdiki konuşmanla beraber. Yani aslında ne olduğunu bilen rasyonel bir tarafımız var bizim. Yani tamamen gerçeğe dayanan. Ama bir de bunu açıklayan alakasız bir... Rasyonel masallarımız. Masallarımız var. Yani ona da bir sebep buluyoruz ama... Yani işin enteresan tarafı, sonuçta ikisi de işe yarıyor. Beraberce işe yarıyor ama... Biri çok hakikaten gerçeğe ait bir şey. Biri de bizim hikayemiz sadece. Senin bu bilinçle ilgili yapmaya çalıştığın şey... Hangisiyle uğraşıyorsun? Yani bir beynin yapmak zorunda olduğu, evrimsel olarak da zaten yapabildiği için bu halde olduğumuz bir tarafımız var. Bütün bu hikaye onu da bir söylüyor. Ama bir de yalan yani. Olduğu gibi yalan bir kısmımız var. Ama o da bir gerçek aslında bir taraftan. O da bizim gerçeğimiz. O da bizim gerçeğimiz. Ben şimdi kafam tamamen karıştı yani. Hakikaten böyle bakınca çok daha zorlaştı şimdi bana yani bu. Çok haklısın. Yani o split brain vakalarının gösterdiği şey hakikaten çok önemli. Ama önümüzdeki şey konuşmada Nietzsche'den bahisle Apollon ve Dionysos'tan bahsettiğimiz zaman belki buralara yeniden yaklaşma şeyimiz olacak. Yani öyle analiz ederken ya o mu o mu diye ayırmak yerine zaten galiba esas problem ikisinin bir aradalığının nasıl olduğunu anlamaya çalışmamız değil mi? Yani dediğin gibi ikisi de gerçek ve ikisi de bizim işin ikisine de ihtiyacımız var. Bu evet, yani tanrılar şey... yaratıyoruz, o şiirler, şarkılar, destanlar... Dille, mitler... Neandertaller yapamıyor işte bunu. İşte. Neandertaller yapamıyor, onlar gidiyor adamlar. Onlar gidiyorlar yani. Yapamıyor ya. Yani. Ben nasıl bunu seçtim, biliyordum ne, yani doğrusunu da yaptım diyor. Sormasam keşke diyor. Yani sormasam, ben de söylemesem zaten hiç sorun yok. Yani... O sorduğu, öteki de söylediği için işler karışıyor. Yani bizim bütün sistemimiz bu bence. İkisi de çok güzel ama her sormak, her söylemek. Hiç ara vermeden fazlaca uzattım. Bir ikinci şeyini ayarlar duyururuz herhalde. Galiba soru yok gibi. Spinoza'nın cümlesi neydi? Özgürlük zorunluluğun farkına var. Ay ne kadar felsefe çalışma grubu içerisinde olsan da farklı bir kimlikle aramızda olduğun için tabii bunun da adına teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.